Jeodezi, yeryüzünün ölçümleriyle ilgilenen bilim dalıdır. Yeryüzündeki ölçümler, noktalar, konumlarla ilgili bütün işlemler jeodezinin ilgili alanıdır. Jeodezi, yerkürenin şekli ve ölçüleriyle ilgilenen bir bilim dalıdır. Genel anlamda yerkürenin şeklini tespit etmek ve yeryüzünü ölçme işlemleriyle ilgilenir. Topografya ve haritacılığın ilkelerini içerir. Jeodezi, dünyanın dönüşü ve gelgitler, bölgelere göre değişen yerçekimi ve kutuplar gibi konuları inceler. Dünyanın büyüklüğünün ve şeklinin doğru bir şekilde araştırılmasını sağlamak, yeryüzünün büyüklüğünü ve şeklini matematiksel hesaplamalarla ölçmekle ilgilenen bilim dalıdır. Yer yuvarının modellenmesini ve dış alanında dört boyutlu presizyonlu koordinat sistemlerini tanımlar. Yerkürenin referans ağlarını oluşturan mekansal bilgileri bu ağ ve sistemlerle ilişkilendiren ve zamana bağlı değişimlerini izleyen bilim dalıdır. Dünyanın fiziksel şeklini aslına en yakın modelleme şeklinde jeoid denir. Bu modelleme yüzeyi düzensiz olduğu için matematiksel olarak kullanılamaz. Bu sebeple bu yüzey yerine en doğru yüzey olarak elipsoid adı verilen yüzey kabul ediliyor. Bu yüzeyi uzayda konumlandırma ve koordinat sistemlerini bu yüzey üzerinde tanımlama işlemleri için ise jeodezi bilimi kullanılır. Aslında halk arasında pek bilinmeyen bir bilimi konu alıyoruz. Askeri faaliyetlerden tünel ve köprü inşaatlarına, arsa veya parsel belirlemeden navigasyon sistemlerine kadar birçok alanda kullanılan jeodeziyi masaya yatıralım. Tarih boyunca bilim adamları ve filozoflar dünyanın şeklini belirlemeye çalışmışlardır. Aristoteles, dünyanın büyüklüğünü hesaplamaya çalışan ilk kişi olarak biliniyor. Bu nedenle en erken jeodezist olarak kabul ediliyor. Yunan filozofu Eratosthenes, dünyanın bugün kabul edilen ölçümünden biraz farklı dünyanın çevresini tanımladı. Jeodezi ilmine en büyük katkıyı Orta Çağ'da Müslüman bilim adamları yapmıştır. Ünlü İslam ilimlerinden Elbiruni, jeodezi ilminin kurucusu olarak biliniyor. Bilimsel çalışmalarına 17 yaşında başlayan Elbiruni, jeodezi ve coğrafya bilimleriyle ilgili 15 cilt kitap yazmıştır. Dünyanın çevresinin 40 bin kilometre olduğunu hesaplayan Elbiruni'nin, dağların yükseklikleri ve elipsoid ile ilgili çeşitli çalışmaları vardır. Elbiruni, Yunan filozoflarından Aristo, Arşimet ve Demokritos'un çalışmalarından etkilenmiştir. Güneşin yüksekliği ve şehrin boylamını hesaplayan, güneşin hareketlerinden, mevsimlerin ne zaman başladığını belirleyen, dünyanın çapını, bugünkü değere çok yakın olarak bulan Elbiruni, bu çalışmaları sebebiyle jeodezi biliminin kurucusu olarak kabul ediliyor. Müslüman bilim adamları, dünyanın çapını, dağların yüksekliğini, yerleşim yerlerinin enlem ve boylamlarını matematiksel olarak ölçmeye çalışmış, bu yönde çeşitli aletler geliştirmişlerdir. Modern jeodezinin temeli, Alman jeodezi uzmanı Friedrich Robert Helmert tarafından 1880 yılında atılmıştır. Helmert'in Aachen Teknik Üniversitesi'nde profesörken yazdığı Die Mathematischen und Physikalischen Theorien der Höheren Jeodezi adlı kitabı, modern jeodezinin temeli olarak kabul ediliyor. Helmert'in jeodeziyi konu alan kitabı, jeodezinin matematiksel yönleri, bir elipsoid üzerinde jeodezik çözümleri içeriyor. Helmert'in jeodezi tanımı bugün de geçerlidir. Jeodezi, yer ölçmek veya bölmek anlamında bir kelimedir. Geo yer, dezi ölçmek anlamındadır. Yeryüzünün tamamının ölçülmesi bilimi olarak tanımlanır. Yer yuvarının üç boyutlu zamana bağlı değişken uzayda tanımlanması veya ölçülmesi bilimidir. Bu tanım, yer yuvarının gravite alanının belirlenmesini içerir. Jeodezi için, yer yuvarının ve diğer gök cisimlerinin dış gravite alanı ile biçimini ve ortalama yer elipsoidini zamanın fonksiyonu olarak yeryüzünde ve dışında yapılmış gözlemlerden belirlemek tanımı da yapılabilir. Modern jeodezi, geometrik, fiziksel, astronomik ve uydu jeodezisi gibi kollara ayrılmaktadır.
Geometrik, astronomik ve fiziksel kollar klasik beodezi olarak da tanımlanır. Yeryüzü, kendi ekseni etrafında dönüşünün yol açtığı merkez kaç kuvvetinin etkisiyle basıklaşır ve sapma eğiliminde bir görünüm kazanır. Bu görünüme geoid, veoid adı verilir. Bu şeklin ortalama çapı 12.742 kilometredir. Bu durum, ekvator çapı ile kutuplar arası uzaklık arasında yaklaşık olarak binde 3 oranında bir basıklığa yol açar. Merkez kaç kuvvetin etkisiyle oluşan basıklık 43 kilometredir. Yerin biçimine en uygun geometrik şekil olarak referans kabul edilen veodezik referans sistemi 1980, GRS-80, elipsoidinin yarı büyük ekseni 6.378.137 metre, basıklığı ise 1.298, 2.572.2'dir. Yeryüzü ölçülerinde referans olarak bu elipsoid dikkate alınır. Geoid nedir? Yerkürenin merkez kaç kuvvetlerin etkisi ve kütle çekim altında aldığı şekle genel olarak geoid veya veoid adı veriliyor. Geoid, dünyanın şeklini en uygun şekilde tarif eden geometrik şekildir. Dünyanın yerçekimi sahası düzeyinin okyanus yüzeyi ile çakıştığı en uygun şekildir. Geoid yüzeyi, karaların altından da ilerlediği varsayılan durgun okyanus suları ile temsil ediliyor. Bu sebeple geoid, haritalardaki topografik yüksekliklerin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Başka bir ifadeyle, tarihsel alışkanlıklar ve uygulamalardaki kolaylık sebebiyle yeryüzünün topografik yüksekliklerinin deniz seviyesine göre belirlenmesine genel olarak geoid adı veriliyor. Yeryüzü kütle çekimi alanının deniz seviyesine en yakın olduğu yüzey de geoid yüzeyidir. Geoid yüzeyi herhangi bir noktada çekül eğrisine diktir. Geoid, ideal bir elipsoidten farklı bir geometrik şekildir ve bu tanımlama yeryüzü ile ilgili araştırmalar için gerekli olmuştur. Geoidin uzaydaki yeri, ortalama bir yer elipsoidi referans alınarak tanımlanır. Elipsoidin yüzey normalleri boyunca ölçülen geoid yüzeyinin yükseklikleri 110 m ile 85 metre arasındadır. Bunun sebebi, yeryüzünün iç yapısının tümüyle homojen olmamasıdır. Yerçekimi farklılıkları yüzünden deniz seviyesinin yerçekimi, GRS-80, E oranla daha yüksektir. İvmenin daha çok olduğu alanlarda ise daha alçaktır. Elipsoid nedir? Elipsoid, ikinci dereceden referans yüzeydir. Herhangi bir düzlemle ara kesitleri elips şeklindedir. İdeal bir elipsoid ile geoid arasında okyanuslarda 1 metre, karalarda ortalama 100 metre fark olabilir. Yeryuvarı ölçmeleri ve ülke ölçmelerinin hesapları için dayanak veya referans yüzeyleri gereklidir. Basit denkleminden dolayı kutuplarda bastırılmış bir dönel elipsoid ve odezik dayanak yüzeyi olarak, yer kütlelerinin düzensiz dağılımından elde edilen geoidten daha uygundur. Yeryuvarı için tanımlanan pek çok elipsoid bulunuyor. İhtiyaca ve bölgeye göre, yeryuvarının fiziksel yüzeyi geode en iyi uyan elipsoidin seçilmesi oldukça önemli. Bu elipsoidin belirlenmesi, veodezinin önemli konularından biridir. Elipsoidin belirlenmesiyle yeryuvarı matematiksel olarak modellenebilmektedir. Geoid ile elipsoid arasındaki bazı farklara da dikkat çekelim. Elipsoid, basit matematiksel ifadeler kullanır, iki parametre ile tanımlanabilir, ölçme aletleri ile algılanamaz. Geoid, karmaşık fiziksel ifadeler kullanır, sonsuz sayıda parametre ile tanımlanır, ölçme aletleri ile algılanabilir.